Merhabalar dostlar. Şimdi geldik bölme konusuna dostlarım. Bu videomuzda şu bölmeyi bir halledelim. Bir sonraki videomuzda bölmenin ÖSYM sorularını çözeceğiz. Sınavda çıkmış sorularını çözeceğiz. Sonraki videomuzda da bölünebilme şeklinde devam edeceğiz inşallah dostlarım. Şimdi hemen şu odaklanma kısmını bir ayarlayayım ben. Ve başlayalım. İlk kağıdımızı koyalım önümüze. Vira bismillah deyip başlıyoruz. Şimdi burada bölme işlemini öğreneceğiz dostlar. Bölme işleminin gösterilişini hepiniz zaten biliyorsunuz. Şuradaki isimleri de bir kere bir duymuş olun dostlarım. Şu A'nın ismi nedir, B'nin ismi nedir? Bunları da bir kere duymuş olmanızda fayda var. Buradaki A dediğimiz sayı bizim bölünen sayımız arkadaşlar. Bir şeyi bölüyoruz ya bölme işleminde. Neyi bölüyoruz? A'yı bölüyoruz. O zaman bölünen sayımız kesinlikle A'dır dedik. Yani A'nın ismi bölünen. Peki A'yı ne bölüyor arkadaşlar? Hangi sayı bölüyor? B bölüyor. O yüzden B'nin ismi de A'yı bölen. Yani bölen diyeceğiz B'yi. Bölme işleminin sonucuna bölüm denir. Çarpma işleminin sonucuna çarpım denir. Toplama işleminin sonucuna toplam denir dostlarım. Bölme işleminin sonucu, yani sonucumuz şurası dediğimiz yer. Bu da bizim bölüm dediğimiz yer olacak o halde. C'nin ismi bölünmüş. Kalan dediğimizde bölme işleminin en son elde kalan kısmıdır dostlar. Yani K dediğimiz şey bizim kalan olarak isimlendirdiğimiz kısımmış. Şimdi burada bir bölme işlemini gördüğümüzde, şöyle bir bölme işlemini hemen denklem haline dönüştürmek çok önemli dostum. Bakın bir bölmeyi denklem nasıl yapıyorum dostlar? Şöyle yapıyoruz. Şu ilk iki ifadeyi çarpıyoruz, yani B ile C'yi, yani bölen ile bölümü çarpıyorsunuz. Kalanla da topladığınızda işte A dediğimiz bölünen sayıyı elde ediyormuşuz. Yani denkleme yazılışı A eşitmiş B ile C'yi çarp, B çarpı C artı K dediğimiz ifade, kalan dediğimiz ifadeymiş dostlarım. Şurayı da okumasını bilelim. Yani böyle bir denklem gördüğümüzde demek ki A'yı ben B'ye bölersem sonuç C, kalanda K oluyormuş diyebilirmişiz artık arkadaşlar. Bunu da bir görmüş duymuş olalım diyor. Şimdi bu bölme işleminde ikinci bir kuralımız var. O da şu. Kalanla ilgili bir kural dostlarım. Bu kalan dediğiniz ifade, K sayısı her zaman ama her zaman sıfırdan büyük veya en küçük ihtimalle de sıfıra eşit olur dostlarım. Kalan neymiş? Sıfırdan büyük veya eşit olmak zorundaymış. Peki nereden küçük olacak hocam? İşte şuradaki bölen sayıdan. Yani B'den de mutlaka küçük olmak zorunda. Bölme işleminin ikinci özelliği de bu ki bunu çok sık kullanacağız. Özellikle diyecek ki A'nın en büyük değeri, A'nın en küçük değeri kaçtır gibi sorularla karşılaşacağız. Orada bayağı bir sıklıkla kullanacağız. Son bir bilgimiz daha var dostlarım. Eğer ki kalan bölenden küçükse, yani böyle de olmak zorunda zaten biliyorsunuz. Diyor ki kural, kalan ile bölenin yerlerini değiştirebilirsiniz siz diyor dostlarım. Bunu da şuraya küçük not ile yazıyorum. K ile B'nin yerlerini yer değiştirebilirmişiz sorusuna göre de değişecek. Şimdi gelin bir iki de böyle ince detay, küçük ayrıntılar var. Onları da soruların üstünde göstereceğiz. Şimdi geldik asıl öğrenme kısmına dostlar. Soru çözümüyle öğreniriz diyorum. Bunu her videoda söylüyorum neredeyse. Matematik ve geometri soru çözdükçe öğrenilir dostlar. Çünkü bizim kanalımızın sloganı neydi? Çözülen her soru yeni bir bilgidir dostlarım. Bunu da söylemiş olduk bir daha. Şimdi bakalım ne diyor ilk sorumuz. Yandaki bölme işleminde A ve X doğal sayılar olmak üzere X kaç farklı değer alır diye bir soru sormuş. Hemen şunu soruyor yani aslında bize dostum. Diyor ki sen şu bölme işlemini şu kuralları bir uygula diyor. Mesela bunu denkleme dönüştürmeye gerek var mı? Şu anda yok. Zaten bölümü de bilmiyoruz dostlarım, bölüm kısmını. Hani bir harf yazarız, yine denkleme dönüştürürüz ama gerek yok. Burada ikinci kuralımızı yapsak yeterli. Çünkü kaç tane değer alır sorularında sadece ikinci kuralı yapıyorum. Yani neydi o da? Kalan dediğimiz şey 3x eksi 6 küçük olacak dostlarım. Her zaman neyden küçüktü? 12'den küçük olmak zorundaydı. Bunu biliyoruz dostlar. Kalan
12'den küçük olacak. Peki neyden büyük olacaktı veya eşit olacaktı? Sıfırdan. Şurada yer kalmadı, sıfırı da yazdım. Şimdi önce şu ikisini halledelim. Sadece şuraya alalım yani. 3x eksi 6 küçüktür 12 diyelim. Peki eksi 6 bu tarafa nasıl geçecek? Artı geçecek tabii ki, 18 olacak. 3'e bölelim bir de her iki tarafı ki x kalsın burada. 3'e bölersem 6. Bakın ne bulduk? X'in 6'dan küçük bir sayı olacağını bulduk. Yani şu hesaba göre 5, 4, 3, 2, 1, eksi 1 işte bilmem ne bilmem ne diye gidiyor. Ama bir de şu ikisini alıp neyden de büyük olduğunu bulalım. Bu da ne diyordu? Sıfırdan büyük eşit olacak 3x eksi 6 diyordu. Hadi burayı da yapalım. Şimdi eksi 6'yı bu tarafa alalım. Artı 6 gelsin. Büyük eşittir. 3x oldu burası. 3'e bölelim. 2 küçük eşittir x oldu. Yani x 2'ye eşit de olabilir. 2'den büyük bir değerde olabilirmiş dostlarım. O halde en küçük ne olur? 2. Sonra 3. Sonra 4. Sonra 5. 6 olur mu? Hayır. Çünkü 6'dan küçük olacağını bulmuştuk. Demek ki kaç tane değeri varmış x'imizin? 4 adet değeri varmış dostlar. Hadi geldik şu yan soruya, yandaki sorumuza. K ve A birer pozitif tam sayı diyor. Tamam. K pozitif olacak, A da pozitif olacakmış. Tam sayı olacaklarmış. K en çok kaç olabilir? Hemen yine en çok en az sorularında ne yapacağız demiştik? Kalan yani 3K küçük olacak dostlarım 11'den. Peki 11'den küçük olması için. Şimdi K'ya ben 0 desem. 0 olur mu K? Evet, buraya 0 yazarsam ne olur? Komple 0 olur 3K ve kalan 0 olabilirdi. K 0 olabilir. 1 desek 3 kere 1 3. 11'den küçük mü? Evet, hiçbir sorun yok. 2 desek 3 kere 2 6 olur. 11'den küçük oldu. 3 desek 3 kere 3 9. 11'den küçüktür. Hala oldu. 4 desek 3 kere 4 12. 11'den küçük değil. O yüzden 4 ve 4'ten sonrakilerde demek ki olmayacak arkadaşlar. En büyük değerini mi soruyordu? Evet, K en çok 3 olabilir. En az 0 olabilir. 4 tane de değeri vardır. Bütün soruların cevaplarını verebiliriz. Evet, ilk iki sorumuzu gömdük. Geldik bir iki soru daha gömelim hemen şimdi. Diyor ki, yandaki bölme işleminde 1B iki basamaklı bir sayı olduğuna göre B rakamı kaç farklı değer alır? E yine yapacağımız şey artık hepiniz biliyorsunuz. Ne diyeceğiz? Kalan yani 16 küçük olmalı 1B iki basamaklı sayısında. Şimdi 16'dan şurada bakın onlar basamağı bir yani onlu bir şey. 15, 16, 17, 18 gibi bir sayı olacak bu. 19 en fazla da 19 olabilir zaten. 20'ye geçemez çünkü onlar basamağı bir. 2 olsaydı 20'ye de geçirirdik tabii ki bunu. Peki o zaman B'ye kaç verelim biz? 6 versek 16, 16 olur bu da. 16, 16'dan büyük değil, eşit. O zaman 7 verebilirim. Peki 7'den sonra 8 versem ne olur? 18 olur. Evet, 16'dan büyük. 9 versem ne olur? 19 olur. Evet, 16'dan büyük. Peki 20'ye geçmek isteyebilir miyim? 20'ye geçemem zaten. Birler basamağında, onlar basamağında 1 var. 20 zaten olmaz burası. Demek ki B'nin alabileceği 3 tane değer varmış. Cevap Adana'dan geldi. Şuna bakıyoruz. Bakın yine kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Hemen diyorum ki 2x eksi 4 kesinlikle küçüktür 6'dan ve büyük eşittir neyden? 0'dan. Hadi şimdi burayı bir çözümleyelim. Önce şu ikisini alalım dostlar. Şu ikisini, sonra da şu ikisini alacağım. Hemen yazıyorum. 2x eksi 4 küçüktür 6 ise 2x küçüktür 10'dan, x küçüktür 2'ye böldüm 5'ten. Peki şurayı da alalım şimdi. 0 küçük eşittir 2x eksi 4. Eksi 4'ü buraya aldım, 4 küçük eşittir 2x. 2'ye böldüm, 2 küçük eşittir x. Yani x 2'den büyük veya eşit. O zaman 2'ye eşit olacaksa x 2 de olabilir diyelim. 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur mu? Olmaz. Çünkü 5'ten küçük olmak zorunda. Kaç tane değeri vardır? 3 tane. Yani cevabımız Bursa'dan geldi dostları. Evet, bunu da gömdük hemen. Alalım bir sonraki kağıdımızı. Şimdi her çeşit sorudan çözeceğiz dostlar. Ve soruları çözdükçe siz de daha iyi öğreneceksiniz. Şimdi burada da bölme işlemini yazmamış. Bizim kendimizin yazmasını istiyor. Yazalım.
Bölme işleminde şöyle bir bölme işlemini gösterelim. Bölen, şurada A vardı, bölünen sayıydı bu. A'yı bölen sayıya da bölen diyorduk. Şurası 8'miş. Bölüm yani sonuç, bölme işleminin sonucuna bölüm diyoruz. 12 olduğuna göre. Bölünen yani A dediğimiz ifade en çok kaç olabilir ki? Bir de burada kalanımız var değil mi dostlarım? Hadi gelin bunu bir denklem haline dönüştürelim biz. Ne yapıyorduk? Şu ikisini çarpacaktık. A eşittir. 8 ile 12'nin çarpımı 96 yapar. Bir de kalanı ekleyecektik arkadaşlarım. K'yı. Şimdi A'nın en çok olabilmesi için K'nın da en çok olması lazım. Peki K dediğimiz şeyin özelliği neydi? Şuradaki 8'den küçük olmalıydı değil mi K? 8'den küçük, 0'dan da büyük eşit olmalıydı. Peki K'yı ben en fazla kaç seçerim bu durumda? 7 seçerim arkadaşlarım. K'yı 7 seçerim. Buraya 7 yazın. 96 ile 7'nin toplamı ne yapar? 103 yapar ki A en fazla 103 olabilirmiş dedik. Peki geldik yandaki soruya. A ve B doğal sayılardır diyor. Bölme işleminde A'nın en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Yine en büyük ve en küçük değer soruluyor dostlar. Ne yapacağız o halde? Biz bunun kalanını yani 2B-4'ü bir küçüktür B artı 2 diyeceğiz. Bir de büyük eşittir 0 yazacağız dostlarım. Önce şurayı bir halledelim. Şuraya alıyorum 0. Küçük eşittir 2B-4 diyorum. Eksi 4'ü buraya aldık 4. Küçük eşittir 2B. 2'ye böldük 2'den büyük eşit B geldi. Şurası birinci işlem. Şimdi şu tarafı alalım. Yani 2B-4 küçüktür B artı 2'yi alalım. B'yi bu tarafa alıyorum. 2B'den B çıktı B kaldı. Eksi 4'ü bu tarafa artı 4 olarak attım 6. Demek ki B 6'dan küçük. 2'den de büyük ya da eşit. Yani neler olabilir sorusunun cevabı 2 olabilir. 3 olur, 4 olur ve 5 olur. Bunlar bizim B'mizin alabileceği değerler. Tamam mıdır dostum? Şimdi yalnız bize B'yi sormuyor. A'nın alabileceği değerleri bulun diyor. O halde şurayı bir de biz denklem haline dönüştürelim. Şöyle oluyor değil mi? A eşittir 3 çarpı B artı 2. Şununla çarpıyorduk bu ikisini. Şu kalanı da ekliyorduk. Artı 2B-4. Şimdi A'nın en büyük olması için B'nin de en büyük olması lazım. O halde B'yi en fazla 5 seçelim diyorum. Hemen B yerine 5 yazarsak A'nın maksimum değerini bulacağız. 5 yazalım. 5, 2 daha 7. 3 kere 7, 21. 5 yazarsak 10, 4 çıktı ondan da 6. Artı 6, 21 ile 6'nın toplamı 27 yaptı. Şimdi A'nın minimum değerini bulalım bir de biz. En küçük içinde 2'yi yazalım dostlar. B'yi 2 seçtik. Şuraya 2 yazarsam 2 ile 2'nin toplamı 4. 3 kere 4 yaptık 12. 2 yazarsak 2 kere 2 4. 4'ten de 4 çıktı 0. Yani bu da 12 geldi. Bu ikisinin de toplamını soruyor. Toplam 39 yaptı. Sorumuzun cevabı 39 geldi. Evet, bunu da gömdük. Hemen aldık yeni kağıdımızı. Evet, diyor ki yukarıdaki bölme işleminde A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere A sayısı en az kaç olabilir diye soruyor. Şimdi gelin bu ikisini de denklem yapalım biz dostlar. İkisi de denklem olsun. A'yı şöyle bir denklem yaparım. 3 ile B'yi çarpıyordum. 5 ile de topluyordum. B'yi denkleme dönüştürelim. B eşittir 2 ile C'yi çarpıyordum. 2C, 1 ile de topluyordum. Şimdi sorumuz diyor ki A'nın diyor en az olmasını istiyor. En çok da sorabilirdi dostlar. Şimdi A'nın en az olabilmesi için B'nin de en az olması lazım. B'yi en küçük kaç seçebilirim diye soracağım kendi kendime. Peki B'nin en az olabilmesi için de C'nin değil mi? Bakın şurada da B diyorsunuz. B'yi en az seçeceğiz. Peki B'nin en az olabilmesi için C'nin de o zaman en az olması gerekir. Peki bakıyorum C en az kaç olabilir diye soruyorum hemen kendi kendime. C 1'den büyük olmalı değil mi dostlar? Şurada yazarsak C büyüktür 1 olmalı. O halde ben C'yi en az 2 seçtim desem. Peki burada da getirip 2 yazsak 2 kere 2 4. 4 ile de 1'in toplamı 5 yaptı dostlarım. B 5 olur. Peki B 5 olabilir mi? Şimdi buna bakalım. B 5 olamaz arkadaşlar. Neydi çünkü kural?
kalan bölenden küçük olacak. Yani B dediğimiz sayı 5'ten büyük olacak. Ne olabilir hocam en az? 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir. 6 seçsek peki hocam olmaz mı? 6 seç bakalım. Tamam, B 6 diyelim. Peki B 6 ise C kaç oluyor bu durumda? Hemen şurada B yerine 6 yazarsam 2C artı 1'den 1'i bu tarafa al. 5 eşittir 2C. 2,5 eşittir C oluyor. Peki C 2,5 olabilir mi? Bak ne diyor? ABC pozitif diyor, tam sayı olacak diyor. C tam sayı değil. O yüzden olmadı. Peki önce şuraya gelelim. C'ye 2 dedik, olmadı. 3 diyelim C'ye. C 3 olsa. Şununla yazayım. C 3 olsa. Peki B ne olur C 3 olduğu takdirde? 2 kere 3 6. Bir daha 7. Bakın B'yi biz en az 7 seçebiliyoruz dostlar. 5 değil, 6 değil, 7 seçebiliyoruz. 5 seçersek bölmenin kuralına uymuyor. Çünkü diyor ki bölen diyor kalandan büyük olacak olması gerekiyor diyor. Ona uymuyor. 5'i seçemedim. 6'yı seçebilir miyim diye düşündüm. 6'yı da seçemem çünkü o zaman pozitif tam sayı çıkmıyor C. O yüzden 6'yı da es geçtim. 7'yi seçebiliyorum. Çünkü 7 yazdığımda dostlar C ne geliyor? 3 geliyor. C'yi de 3 seçmiş oluyorum. Dolayısıyla C de pozitif geliyor. B de pozitif geliyor. Hadi B'yi 7 bulmuştuk, yerine yazalım. 3 kere 7 21. 5 daha 26 geldi bakın A. Cevabımız da Edirne'ymiş zaten. Yapıştır gelsin. Peki. Hadi bakalım bir sonraki soruyu okuyoruz. Şimdi diyor ki X'in diyor Z türünden eşiti. Arkadaşlar bakın buraya kadar çözdüğümüz soruların hepsini ve bu soruda dahil ve bundan sonrakiler de dahil olacak. Benim çözdüğüm her soru diyelim o zaman. Bütün soru bankalarında mutlaka karşınıza çıkacak sorulardır dostlar bunlar. Her soru bankasında rakamların değişmiş halini görebilirsin. Aynısını bile görebilirsin kardeşim. O yüzden her bir soruyu dikkatlice dinleyin, iyice not alın kardeşim. Şimdi geldik buna. Diyor ki X'in Z türünden eşiti. Bak gel bunu hemen, çok klasik bir soru. Hemen bunu denkleme dönüştürelim. X eşittir 5 ile Y'yi çarpacağım. 7 ile de toplayacağım. Şunu da denkleme dönüştürelim. Y eşittir 3 ile Z'yi çarpacağız. 1'i de toplayacağız. Şimdi diyor ki bize X'i diyor Z cinsinden yaz. Peki X ile Z arasında ne var? Y var. Bak X Y'ye, Y de Z'ye bağlı. Gördünüz değil mi dostlarım? O zaman bu aradaki bağlacı biz kaldıralım. Yani Y'yi kaldırmaya çalışalım. Şöyle kaldırılır en kolay bir şekilde. Yerine koyma metodu. Sen şuradaki Y'yi, Y neye eşit? 3Z artı 1'e eşit. Şuradaki Y yerine 3Z artı 1 yazacaksın. Bak X yazdım, eşittir yazdım. 5 çarpıyı yazdım. Sadece Y yerine ne yazıyorum? 3Z artı 1 yazıyorum. Bir de artı kenarda 7'miz var. Şunu da yazdım. Şimdi gerisi düzenleme. X eşittir 5'i içeriye dağıtırsak 15Z artı 5 olur. 5'i içeriye dağıttım. Bir de artı 7 var. Yani X eşittir 15Z artı 5 ile 7'nin toplamı 12. Bak cevap Edirne'den geldi bile dostum. Evet. Şimdi geldik yine çok meşhur bir soru tarzına. 4 tane soru çözeceğim bundan dostlar. Şöyle bir soru tarzı diyebiliriz. Bölünenin içinde bölen var arkadaşlar. Bakın bölen 12, bölünen de 12, 12, 12, 12, 12, 12 gidiyor böyle. Aynısının harflisini de yazdım. 2 tane daha çözeceğim bunlardan. Merak etmeyin, iyice öğreneceğiniz sizi bu kısmı. Şimdi şaşırtmalı bir sorudur. Şaşırır genelde öğrencilerimiz burada. Siz bir taktiği öğrenin, artık şaşırmayacağınız inşallah. Şimdi şunu bir yazayım ben bir daha. 12, 12, bölü 12. Şimdi en baştan başlıyorum. 1'in içinde 12 var mı? Yok. 12'nin içinde 12 var mı? Evet var. Bir kere var. Bir kere 12, 12'dir. Çıkartıyoruz. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Tamam hocam. Buraya kadar zaten herkes bu şekilde yapıyor. Şimdi geldim. Bir şey bitti değil mi bu ilk iki işlem? Şuradakini aşağı indiriyoruz. 1'i aşağı düşür. 1. Düşürdüğüne hemen bakıyorsun. 1'in içinde 12 var mı? Yok. Bak eğer ki düşürdüğün şeyin içinde yoksa bir sıfır atıyorsun. 1'in içinde 12 var mı? Yok. Ben 1'i nereden aldım? Yukarıdan düşürdüm aşağıya. Düşürdüğüm zaman yoksa bir sıfır atıyorum. Bölüm sonucuna.
Peki tamam, bir sıfır attım, bitti o. Bir bitti artık. Bir sonrakine geçtik. Şimdi 2'yi aşağı düşüyoruz. Ne oldu burası? 12 oldu. 12'nin içinde 12 var mı? Var. Bir kere. Bir kere 12'de. 12 çıkarttım. 0. Aşağı düşecek bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bölme işlemi bitmiştir. İşte bölüm 101'dir arkadaşlarım. Cevap 101. Bak bir tane daha yapalım. Daha da iyi öğren. Şimdi şunu yazıyorum. AB 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 bölü AB. Şimdi AB'ler hep 2 basamaklı bu. AB 2 basamaklı, şu da 6 basamaklı. Bak. A'da var mı? Yok. İlk baştakinde yoksa sıfır atma yok ha. Sadece düşürdüklerimize dikkat et. Peki AB'de var mı? AB bir kere var. Bir kere AB, AB çıkarttım, 0. Şimdi düşürmeye başlıyorum bak. Bu A'yı aşağıya düşürdüm. A diye geldi buraya. Eklendi A. Peki soruyorum, düşürdüğümde A'da AB var mı? İmkansız. Bu bir basamaklı, bu iki basamaklı değil mi? Olması imkansız. Yok mu dedim sorumun cevabı, yok mu? O zaman bir sıfır ekledim. Mevzuyu çakıyorsunuz yavaş yavaş dostlar. Hadi devam, devam edelim. Peki B'yi aşağı indirdim o zaman bu durumda. B indi. Şimdi ne oldu burası? AB oldu. AB'de AB var mı? Evet var. Bir kere var. Bir kere AB, AB yapar. Çıkarttım, 0. Tamam hocam. İnecek bir şey var mı? Var tabii ki. Hala daha devam ediyor bölme işlemimiz. İndirelim o zaman öğretmenim. Şimdi şuradaki A'yı aşağıya indiriyorum. A olarak indi. A'nın içinde AB var mı? Yok. Cevabım yok ise bir sıfır atıyordum. Diğerini aşağı indiriyorsun hemen. B aşağı indi. AB'nin içinde AB var mı? Var. Bir kere var. Bir kere AB. AB çıkarttım. Sıfır. Aşağı inecek bir şey de kalmadığı için bölme işlemim bitmiştir. Sonucum, yani bölüm dediğim şey 101.01. 101.01 olduğunu gördünüz. 10.101 oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. İki tane daha yapıyoruz şimdi bundan hemen. Evet. Şurada devam edelim mi? Ya da şuraya yazayım yine ya. Üşenmeyelim. 123. 123. Bu sefer 3 basamaklı bakın. 123. 3 basamaklı. Şimdi en baştan başlıyoruz. 1'de var mı? Yok. 12'de var mı? Yok. 123'te var mı? Var. Bir kere. Bir kere 123, 123'tür. Çıkarttık, 0, 0, 0. Şimdi aşağı indirmeye başlıyorum. 1'i aşağı indirdim. 1'de var mı? Yok. O zaman 0. 2'yi aşağı indirdim. 12 oldu. 12'de 123 var mı? Yok tabii ki. Hala 2 basamaklı, küçük. Bir 0 daha yazdım o zaman. 3'ü aşağı indirdim. 123'te var mı? Var. Bir kere. O zaman 123'ü yazdım. 0, 0, 0. Bölme işlemim bitti. Bölüm 1001 oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz siz de zaten. Hemen şunu yapalım şimdi. Burada da x eksi y farkını soruyor bize. Gayet kolay bir sorudur dostlar. Hatta bunu direkt şöyle bile yapabilirsiniz dostlarım. Yani bunu 100 ile çarpsam yanına 2 sıfır koyacağım değil mi? Şurası demek ki 100 olacak ki. Hani 100 çıkacak bir sonuç. 12.300 olsun. Artı bir de 45 var fazlalık. 45 de direkt kalan olarak buraya gelecek. Yani 100 birisi, 45 birisi, farkları da ne oldu? 145 diyebilirsiniz. Sen farklarını mı soruyor? Pardon. 100'den 45 çıkarsa da 55 mi kalıyor? Bu sorunun cevabı 55 çıkar. Ama yok hocam, ben bölme işlemini yapmak istiyorum diyorsanız da onu da burada gösteriyorum şimdi dostlar. Hadi böyle. Şimdi 1'de yok, 12'de yok, 13'de bir kere. Bir kere 123, 123'te pardon, 123 çıkarttım, 0, 0. 4 aşağı indi, 4'te var mı? Yok, o zaman bir 0. 5 aşağı indi, 45'te var mı? Yok, o zaman bir 0 da. E hocam aşağı inecek bir şey kalmadı, o zaman bölme bitti. İşte senin kalan dediğin, yani y dediğin şey 45, bölüm yani x dediğin şey de 100 olur. 100'den de 45'i çıkartmanı istiyor. 55 demiştik zaten. Evet dostlarım, bunu da hallettik. Şimdi hemen alalım önümüze. 2 tane daha sorumuz var. Bunları da çözelim. Bölme işlemine göre x'in 24 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi gelin önce bunları bir denkleme dönüştürelim biz. Şu birincisini denkleme dönüştürsek x eşittir 3y artı 4 olur değil mi? 3 ile bunu çarp, bunu da ekle. Y eşittir
8z artı 3 olur dostlarım. Peki böyle iki tane denklem bulunca ne yapıyorduk? Aracıyı ortadan kaldırıyorduk değil mi? Y'yi ortadan kaldırmak için de ne yapacağız demiştik? Sen buradaki y ifadesini şurada yerine yazacaksın. Yani şöyle olacak. X eşittir. 3 çarpı. Bak y yerine ne yazıyorum? 8z artı 3 yazıyorum. Bir de şurada artı 4'üm var. İşte bunu da düzenleyelim hemen şimdi. Bakalım neler oluyor. X eşittir oluyor. 3 kere 8 24z. 3 kere 3 artı 9. Bir de artı 4'ümüz var. Yani x eşittir 24z artı 13. Şimdi şurayı bir daha okumasını hatırlayalım mı? Hani ilk başta yaptık ya denklemde. Mesela şurayı okuması nasıldı? X'i y'ye bölersem bölüm 3 kalan 4. Şuradan da okuyalım. X'i y'ye böldüm bölüm 3 kalan 4. Şimdi buraya gelelim. X'i 24'e böldüm. 24'e böldüm. Bölüm z kalan 13. İşte okuduk arkadaşlar. Yani bunu da okumasını bilelim artık dostlar. Şöyle bir tane daha yazayım ben mesela. A'yı eşittir 17 z artı 12 diye yazdım diyelim. Ne diyecekmişiz burada? A'yı 17'ye böldüm. Bölüm z kalan 12 diyecekmişiz dostlarım. Buna da alışalım artık yavaş yavaş. Peki geldik şu sorumuza. Yine aynısı dostlar. Benzeri daha doğrusu. Hemen önce şunları bir denkleme dönüştürelim. A eşittir 6 tane B artı 5. B eşittir 7 tane C artı 4. Peki şimdi şunu da şuraya şöyle bir şey yazıyorduk değil mi? Yerine yazıyorduk B'yi de getirip. A şöyle oluyor o halde. 6 çarpı B yerine ne yazıyorum? 7C artı 4 yazıyorum. Artı bir de 5 var burada değil mi? Toparlayalım. A eşittir 6 kere 7 42C. 6 kere 4 24 artı bir de 5 var. Tamam çok güzel. A eşittir 42C artı 29 geldi. Bak çok da güzel oldu. Şimdi bunu okuyalım dostlarım. A'yı 42'ye böldüm. Bölüm C kalan 29. Çok güzel okuduk hocam. Ama bana 42 ile bölümündeni sormuyor ki. Bana 21 ile bölümünden bir sayıyı soruyor. Şimdi dostlar 42'ye bölünüyorsa bir sayı 21'e de bölünüyordur değil mi o sayımız dostlar? Ya da 42 ile bölümünden kalan 29'sa 21 ile bölümünden kalan da 29'dur. Çünkü 42 21'in bir katıdır. Şimdi tabii bunu böyle bu şekilde anlamadık diyelim. Ben daha da farklı bir şeyler yazayım. Bakın şurası 21 olacak şekilde düzenleyeceğim. Çünkü benim istediğim 21. Şöyle olmaz mı? 21 çarpı 42 nedir? 21 çarpı 2'dir. O zaman 21 çarpı 2c artı 29 oldu burası. Peki şimdi okuyalım bunu. A'yı 21'e böldüm. Bak güzel oldu değil mi? İstediğimiz gibi. Bölüm 2c kalan 29. Şimdi şu kalanda bir sıkıntı var. Bakın bunu biz bölme işlemi gibi de yazsam daha iyi anlarsınız. Şimdi A'yı 21'e böldüm. Bölüm 2 çarpı C kalan 29. Anlayabildi mi dostum neden cevap 29 değil? Çünkü ne demiştik? Kalan bölenden daha küçük olmalı. Yani kalan bölenden büyükse zaten bu bölme işlemi devam ediyor demektir. 29'un içinde 21 bir kere var demektir. 1 kere 21, 21 çıkarttım. 29'dan 21 çıktı, 8. İşte asıl kalan 8 demekmiş yani. Dostum ne demekmiş kısaca? Kalan bölenden büyük olmayacak. Büyükse sen 29 mu çıktı? 29'un içinde kaç tane 21 varsa hepsini sök al içinden çıkar 21'leri. Kaç tane varsa bir tane var bizim sorumuzda. Kalan da böyle bulabilirsin dostum. Evet arkadaşlar bölme işlemini gömdük. Bir sonraki videomuzda ne yapacağız dedik. Bölme ile ilgili sınav soruları çözeceğiz. Sonra yeni nesil sorular çözeceğiz falan filan. Böyle gideceğiz arkadaşlarım. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.